Kamil alaca işleyen fakir bir babanın oğluydu. Dedesi Kemal kendircilik yapar, ailece kendir soyarak geçinirlerdi. 21 Ocak Cuma günü de 14 yaşındaki Kamil annesiyle beraber dedesinin yanından çöp soymadan geliyordu. Kamil'in ve annesinin sırtında soydukları çöpler, Fransızların askeri fırın olarak kullandıkları binanın önünden geçerken Kozanlı tarafından gelen 3 Fransız askeri kadının yolunu kesip peçesini açmak istiyorlar. Hatice peçesine uzanan eli ısırıyor ve bağırıyor. Kamil, yetiş! Annesinin saldırıya uğradığını gören Kamil, sırtındaki çöpleri yere atıp koşuyor. Yerden bir taş alıp öndeki askere vuruyor. Bu sırada bir çığlık doluyor çarşıya. Ah anam, vurdular beni! Anası Hatice, tüfek süngü müydü, uzun bir bıçak mıydı bilemedim. Sapladılar yavruma diye anlatıyordu. Kamil'in vuruldum sesini, anasının çığlık ve feryatlarını duyan halk koşuyor. Fransız askeri hemen askeri fırına kaçarak kapıları kapatıyor. Olay yeri bir anda ana baba gününe dönüyor. Küçük bir oğlanı vurmuşlar. Haberini duyanlar, kiminin elinde kazma, kiminin de balta, kiminin de satır, koşuyorlar askeri fırına. Fransızlar korku içinde fırının kapısını kapatmışlar. Arkasına odun ve eşya yığmışlar. Pencereden de bir makineli tüfeği kalabalığa çevirmişler. Onlar korku, halk, öfke ve heyecan içinde. Açın kapıyı namussuzlar. Bir çocuğa süngülemek nasılmış? Açın da gösterelim size. Korkaklar, alçaklar. Kapılara, pencerelere, baltalar, kürekler, et satırları ile vuruyorlar. Açabilseler Fransızların hepsini parçalayacaklar. Olay yerine Komiser Hakkı Efendi ile Jandarma Komutanı Çopur Kemal yetişiyor. Halkın arasına giriyorlar. Kapıyı kırmayın, merak etmeyin. Hakkınızı koymayacağız, intikamınızı alacağız. Siz şimdi dağılın, bizlere güvenin. Halk büyük bir heyecan ve üzüntü içinde Kamil'in kanlı ceketini alıp Musullu sokaktaki evine getiriyor. Avlunun ortasına yatırdıkları Kamil sanki uyuyor. Evin içi, sokaklar, acılı, kinli ve öfkeli insanlarla dolup taşıyor. Küçük şehidin cenazesi 22 Ocak günü muazzam bir törenle kaldırılıyor. Sanki bütün Antep geliyor cenazeyi götürmeye. Dükkanlar kapanmış, alışveriş durmuş, cenaze töreni Fransızlara gözdağı verme gösterisine dönüşmüş. Fransız komutan Albay Saint-Marie, Kamil'in cenazesi eve götürüldükten sonra askeri vasıtalarla fırına gitmiş. Oraya saklanan askerlerini alıp kolejdeki karargahına götürmüştü. Olayın halkta yarattığı heyecanı ve muazzam cenaze törenini öğrenince telaşa kapılıyor. Olayın bir harp başlangıcı olması ihtimalinden çekiniyor ve heyet-i merkeziyeye haber gönderiyor. Belediyeye gelip şehir halkı adına heyetten özür dilemek, Kamil'in babası Ökeş Ağa'nın da gönlünü almak istediğini bildiriyor. Heyeti merkeziye şehirde harbin başlamasını henüz istemiyordu. Çünkü hazırlıklar tamamlanmamıştı. Ökeş Ağa önce direndi. Sonra heyeti merkeziyenin ısrarına karşı koyamadı. İstemeyerek gitti belediyeye. Fransız komutan birkaç subayı ve tercümanı ile birlikte belediyeye gitmişti. Tercüman vasıtasıyla Ökeş Ağa'ya başsağlığı diledi. Ufak bir tazminat olarak 200 altını uzattı. Ökeş Ağa almadı. Bu olayın sebep olduğu öfke ve heyecan günlerce yatışmadı. Çarşı ve dükkanlar günlerce kapalı kaldı ve küçük şehidin acısı tüm Antep'i yasa boğdu. Ökkeş Dilekoğlu, şehit Kamil, şehadeti üzerine kendisine teklif edilen 200 Fransız altını kabul etmeme asaletini göstererek "Kana kan, cana can isterim." demiştir. Antep Heyeti Merkezi bu asil davranışı üzerine 50 altın yardım yapmıştır kendisine.